Erzurum Kongresi. Merkezi İstanbul'da bulunan Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Milliye Cemiyeti'nin Erzurum şubesiyle Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti'nin ortaklaşa düzenledikleri bu kongreye Vilayet-i Şarkiye Kongresi de denir. Kongrenin toplanmasının en önemli sebebi Paris Barış Konferansı'nda 18 Ocak 1919 Trabzon ve yöresinde Rum Pontus, Erzurum ve yöresinde Ermenistan devletlerinin kurulması çabalarının artmasıdır. Ayrı ayrı kurulmuş olan cemiyetleri birleştirmek ve ortak bir mücadele planı hazırlamak amacıyla Erzurumluların 30 Mayıs 1919'da Trabzonlulara başvurmasından sonra 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre yapılması kararlaştırıldı. Kongre çalışmalarına katılmak üzere Erzurum'a gelen 3. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa, İngilizlerin baskısıyla görevinden azledildi. O da askerlikten istifa ederek vatanın kurtarılması için halkla birlikte çalışacağını bildirdi. İngilizler delege seçimlerini engelledikleri için kongre 10 Temmuz'da toplanamadı ve 23 Temmuz'a ertelendi. Ermeni mezalimini yaşamış olan Erzurumlular, milli mücadelede ordunun önderliğine güvendikleri halde, İtilaf devletlerinin etki alanı içinde bulunan Trabzonlular, savaştan sonraki ordu aleyhtarı propagandanın da tesiriyle askeri ve bürokratik kesime ve bunun muhtemel üstünlüğüne karşı çıkıyorlardı. 6 Haziran'da büyük ümitlerle gittiği Paris'ten eli boş dönen Sadrazam Damat Ferit Paşa, Erzurum Kongresi'ni anayasaya aykırı bulduğunu ve kongreyi düzenleyenlerin tutuklanması gerektiğini bildiren bir beyanname yayınladı. Sadrazam beyannamesinde ayrıca yurt dışında bulunduğu 6 haftalık sürede Anadolu'nun karışıklık içine sürüklendiğini iddia ediyor ve kongreyi Mebusan Meclisi gibi telakki ediyordu. Ajans kanalıyla yayımlanan Sadrazam'ın bu beyannamesi duyulmadan kongre 23 Temmuz'da açıldı. Kongreye Erzurum'dan 24, Van'dan 2, Bitlis'ten 3, Sivas'tan 10 ve Trabzon'dan 17 kişi olmak üzere toplam 56 delege katıldı. Diyarbakır ve Elazığ delegeleri ise hükümetin engellemesi yüzünden toplantıya katılamadılar. İlk oturumda Mustafa Kemal oy çokluğu ile kongre başkanlığına seçildi. Hoca Raif Efendi ile Trabzonlu İzzet Bey başkan vekilliklerine, Necati Bey ile Trabzonlu Abdullah Hasip Efendi katipliklere seçildiler. Teşekkür etmek üzere kürsüye çıkan Mustafa Kemal, Mondros mütarekesinden beri gelişen olayları, Anadolu'nun paylaşılması konusundaki faaliyetleri ve buna karşı İstanbul hükümetinin zaaf ve çaresizliğini dile getirdi. Milli iradenin milletin mukadderatına hakim kılınması ve gücünü milli iradeden alan sorumlu bir hükümetin kurulması gerektiğini belirtti.
Kongre kararı gereğince padişaha çekilen telgrafta vatanın parçalanması tehlikesi karşısında Doğu illerinin tertiplediği kongrenin milletin hürriyet ve istiklalini kazandığı ikinci meşrutiyetin ilan günü olan bayram gününde çalışmalara başladığı haber veriliyordu. Kongrenin her türlü siyasi görüş ve düşüncenin üzerinde olduğu, saltanat ve hilafet hukukunun korunacağı, Osmanlı ve İslam camiasından ayrılmamayı en kutsal görev saydıkları ifade ediliyordu. Bütün belediyelere ve derneklere çekilen telgraflarda kongrenin Rum ve Ermeni entrikaları karşısında vatanın parçalanmasını önlemek için toplandığı açıklanıyordu. Mustafa Kemal'in başkanlığında açılan kongrenin ikinci oturumunda önce sadrazamın beyannamesi ele alındı. Şiddetli tartışmalar sonunda padişaha bir telgraf çekilmesine karar verildi. Sert bir dille kaleme alınan telgrafta Anadolu'da herhangi bir karışıklık çıkmadığı, sadrazamın böyle bir iddiası bulunarak Mondros Mütarekesi'nin 24. maddesi gereğince İtilaf devletlerinin buralarının işgaline zemin hazırladığı hatırlatılarak bunun derhal tekzip edilmesi istendi. Kongreyi Mebusan Meclisi şeklinde gösteren sadrazamın millete karşı suç işlediği de belirtildi. Saltanat ve hilafete bağlılığı bir kere daha vurguladıktan sonra hükümetin hukuka aykırı olan bu beyannameyi derhal yalanlaması, kongreyi tatmin edici bilgi vermesi, milli menfaatler konusunda uyanık olması ve Mebusan Meclisi'nin en kısa zamanda toplantıya çağrılması istendi. Erzurum Kongresi'ni bu vesileyle resmen öğrenen sadrazam daha fazla ileri gidemedi. Başta Kazım Karabekir olmak üzere bölgedeki mülki ve askeri çevrelerce de desteklenen kongre çalışmalarına devam etti. Aslında Yunanların Ege bölgesini işgallerinden ve sadrazamın müttefiklerinden beklediğini alamamasından sonra prestiji iyice sarsılan hükümetin içinde milli teşkilatlanma ve faal bir direnme gereğine duyulan inanç daha da yaygınlaşmıştı. Nitekim Temmuz 1919'da Karadeniz gezisine çıkan İngiliz istihbarat subayı Smith, milli cereyanın kısmen bizzat Osmanlı hükümetince düzenlenip yürütüldüğünü rapor etmişti. Bu yüzden İngilizler baskılarını artırdıkları için damat Ferit Paşa bazı kabine üyelerinin itirazına hatta istifasına rağmen Mustafa Kemal ile Rauf Bey'in tutuklanmaları konusunda yeni bir emir çıkardı. Erzurum Vali Vekiliyle Kazım Karabekir bu emri derhal reddettiler. İngilizlerin Doğu Anadolu'yu işgal edecekleri tehdidi karşısında telaşa kapılan hükümetin emrine hiçbir devlet yetkilisi uymadı. Çalışmalarını encümen ve umumi heyet görüşmeleri şeklinde sürdüren Erzurum Kongresi'nde değişik siyasi görüşler serbest bir ortamda tartışıldı. Çalışmalarını 7 Ağustos'ta tamamlayan kongrede alınan kararlar bir beyanname ile neşredildi. Ayrıca bu kararları uygulamak üzere kurulan yeni cemiyetin çalışma sistemi ve teşkilatı yine kongrece hazırlanıp onaylanan nizamnamede açıklandı. 10 maddeden oluşan beyannameye göre Canik, Samsun Sancağı ile Trabzon ve Doğu vilayetleri, Erzurum, Sivas, Van, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis ve bu saha içindeki müstakil sancaklar hiçbir sebep ve bahane ile birbirlerinden
ve Osmanlı camiasından ayrılması mümkün olmayan bir bütün ve bölgedeki Müslümanlar öz bir kardeş sayılıyordu. Eğer merkezi bir hükümet devletin baskısı altında buraları bırakmak ya da ihmal etmek zorunda kalırsa, saltanat ve hilafet makamına bağlılığı ve milli hakları sağlayacak tedbir ve kararlar alınacak. Böyle bir durum ortaya çıktığında Doğu Anadolu'da geçici bir yönetim kurulacaktı. Her türlü işgal ve müdahale Rum ve Ermeni devleti kurulması amacına yönelik sayılacağından, birlikte savunma ve direnme esasının benimsendiği, ayrıca siyasi hakimiyeti ve sosyal dengeyi bozacak şekilde gayrimüslimlere yeni imtiyazlar verilmesinin kabul edilmeyeceği, ancak bunların kanunlarla pekiştirilmiş müktesep haklarına saygı gösterileceği ifade ediliyordu. İtilaf devletlerinden Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı 30 Ekim 1918'de Osmanlı sınırları içinde kalan ve halkın çoğunluğu Müslüman olan Doğu illerinde birbirlerinden ayrılmaları imkansız, öz kardeş, dindaş ve soydaşların olduğu, memleketin bölünmesi düşüncesinden vazgeçmeleri, Osmanlı varlığına, tarihi, ırki ve dini haklara saygı göstermelerinin beklendiği açıklanıyordu. Mandı ve himaye reddedilerek ilk kez ulusal bağımsızlığın koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İlk kez milli sınırlardan bahsedilmiş ve Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı anda Türk vatanı olan toprakların parçalanamayacağı açıklanmıştır. Toplanış şekli bakımından bölgesel olmasına karşın aldığı kararlar bakımından milli bir kongredir. İlk defa geçici bir hükümetin kurulacağından bahsetmiştir. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi'ne bir ön hazırlık çalışması niteliğindedir. İlk kez başkanlığını yaptığı 9 kişilik bir temsil heyeti oluşturuldu. Bu temsil heyeti bir hükümet gibi görev yapacaktır. Temsil heyetinin görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına kadar devam edecektir. Erzurum Kongresi'nin bir önemi de Batı Anadolu'da kurulan Yunan kuvvetlerine karşı mücadele eden Kuvayi Milliye üzerinde büyük moral etkisi yapmış olmasıdır.